Sevgili severler, İstanbul İtman Pisti programımıza hoş geldiniz. 30 Ocak Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda sezonun 9. yarış gününde 6 koşulu yarış programı gerçekleşecek. Saat 18.30'da 1. koşuyla birlikte İstanbul yarışlarında 6'lı ganyan başlayacak. Sevgili yarışseverler 30 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getireceğiz ve günün birinci koşusuyla birlikte programımıza başlıyoruz. İlk olarak görüntülerimize bir numaraya kayıtlı Altın Bay isimli safkan geliyor. Bir numaralı Altınbay 29 Ocak Salı sabahı yarıştan bir gün önce Ramazan Arslan idaresinde iç pistte 4 düzü 26.8 son 200'ü ise 13.2'lik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Bekir 28 Ocak sabahı Yasin Demirkıran idaresinde. Çarşamba sabahı iç pistte bu yarış için yapmış olduğu 600'ü 40.8, son 400'ü 26.8'lik derecesiyle ekranlarınıza geliyor. 3 numaralı Ganim. Ganim dışta olan safkan, içte Marikosan var ve bu iki safkanların 1200'leri 1.25.8, binleri 11.5, son 400'leri 29.3 oldu. İç pistte yaptı bu golobunu Ganim dışta olan kır safgandı. 4 numaralı Karadağlı. Değerli izleyenler Karadağlı dışta, içte Şahinter var. Kırsafkan şu anda önde olan Şahinter, onun hemen dışında gerisinde kalan Karadağlı. İç pistte 1400'leri 1:40.5, binleri 13.4, son 400'leri 32 oldu. 5 numaralı Olrich iç pistte 1000 metrelik bir galop yaptı. Bu galobun son 200 metresi ekranlarınıza geliyor. Hacı Altunbaş idaresinde 27 Ocak sabı 1010.7 10.7 son 400'ü ise 28.8'lik galobuyla 5 numaralı Olrich şu anda ekranlarınıza geliyor. 6 numaralı Rönesans 28 Ocak sabahı bu yarış için iç pistte 1200'ü bir 24.6 1000'i 9 son 400'ü 29'luk bir galop yaptı. Mehmet Şah Yeşil Budak İdaresinde Rönesans. Sıradaki görüntümüz 8 numaralı Türkmen Soy'a ait. 24 Ocak sabahı Sefer Demir İdaresinde bu yarış için iç pistte yapmış olduğu 642,5 son 400'ü 28'lik galobu ile ekranlarınıza geliyor. 8 numaralı Türkmen Soy. Bu koşuda son olarak 9 numaralı Hırslı ekranlarımıza geliyor. 27 Ocak sabahı Yılmaz Kaya ile piste çıkan 9 numaralı Hırslı 643-429'luk bir galop yaptı ve son çalışmasını tamamladı. Günün ikinci koşusuna geçiyoruz ve bu koşuda görüntülerimize ilk olarak 2 numaraya kayıtlı Keleş Han isimli safkan geliyor. İki numaralı Keleşan, iç pistte 1010-428'lik galobunu 26 Ocak sabahı Mehmet Emin Aydoğdu idaresinde gerçekleştirdi. 3 numaralı Ergene Rüzgarı, 25 Ocak sabahı Mehmet Gündüz idaresinde iç pistte 1009.7, son 400'ü 27.4'lük bir galop yaptı. Sıradaki görüntümüz 4 numaralı Ateş Hattı isimli safkana ait 29 Ocak Salı sabahı yarıştan bir gün önce 400'ü 26.6, son 200'ü 12.8'lik bir sprint yaptı Ateş Hattı. 5 numaralı Aktu ekranlarımıza geliyor. 28 Ocak sabahı Mustafa Gündüzeli idaresinde iç pistte bu yarış için 600'ü 41.8, son 400'ü 27.2'lik bir derece gerçekleştirdi. 5 numaralı Aktu 6 numaralı Melihefe, Hefe, 23 Ocak sabahı Vehbi Özdil ile 639,5-426,5'luk bir derece gerçekleştirdi. İç pistte çalıştı 6 numaralı Melihefe. 8 numaralı Sokak Kralı 28 Ocak sabahı Bektaş Sağ İdaresi'nde 8572 57.2 son 29.2'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 10 numaralı Hastikoğulları bu yarış için 28 Ocak sabahı aprantesi Mehmet Kaya idaresinde 639 son 400'ü ise temposunu arttırarak 425.6'lık bir derece gerçekleştirdi ve bu şekilde potaya girdi Hastikoğulları. Değerli izleyenler günün 3. koşusuna geçiyoruz ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaraya kayıtlı Taşralı geliyor. Bir numaralı taşralı 28 Ocak sabahı iç pistte Bahattin Akbulut idaresinde 40.2 son 400'ü 26.7'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Baba Emir 24 Ocak sabahı Erhan Soy Kuvvet İdaresi'nde piste çıktı ve bu yarış için 639.2 son 400'ü 26'lık bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını tamamladı 2 numaralı Baba Emir. 3 numaralı Pratik Nevzat kazandığı yarış sonrası son çalışmasını iç pistte 28 Ocak sabahı Ali Arslan idaresinde gerçekleştirdi. 800'ü buçuk son 400'ü ise 28 oldu. 4 numaralı Yağız At ekranlarımıza geliyor. Arka arkaya ikinci olduğu yarışlarının ardından 28 Ocak sabahı Mehmet Gündüz idaresinde 600'ü 45, son 400'ü 29.8'i kendi halinde bir galopla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Botan 854.8 425.8'lik bir derece gerçekleştirdi ki günün en iyi derecelerinden birini gerçekleştirdi. Yılmaz Kaya ile 28 Ocak pazartesi sabahı yaptı bu golobunu 5 numaralı Botan. 6 numaralı Güldür Güldür ekranlarımıza geliyor. Tolga Han Keresteci ile 28 Ocak sabahı piste çıkan bu safkan 643-428'lik bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını tamamladı. Sevgili yarışseverler günün dördüncü koşusunda ilk olarak görüntülerimize bir numaraya kayıtlı Can Oğlum isimli safkan geliyor. Bir numaralı Can Oğlum 28 Ocak Pazartesi sabahı Burhan Yeşil Budak idaresinde iç pistte yapmış olduğu 635.8 son 400'ü 23'lük derecesiyle ekranlarınıza geliyor. 2 numaralı Son of Utopia 29 Ocak Salı sabahı yarıştan bir gün önce Gökmen Gökçe idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Rakı Bay ekranlarımıza geliyor. 27 Ocak Pazar sabahı Volkan Yüksel ile iç pistte çalıştı ve Rakı Bay'ın dışında ise Gold Polat vardı. İçte olan Rakı Bay'ın 1200'ü 117.6, 1000'ü 3.3, 400'ü 25 olduğu Volkan Yüksel ile son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Neyzen 2 hafta önce kazandığı yarış sonrası 23 Ocak sabahı Mehmetçik Aydoğdu idaresinde iç pistte 1000'e 3.6 son 400'ü 25'lik bir galop yaparak son çalışmasını tamamladı 4 numaralı Neyzen. 5 numaralı Nullobo Negro ekranlarımıza geliyor. 1200'ü 1.13.3, 1000'i çift 0.5, son 400'ü 24.3'lük dereceli bir galop yaptı. Gününde en iyi derecelerinden birini sergiledi. Refik Peri ile çalıştı 5 numaralı Lobo Negro. Son olarak görüntülerimize 6 numaralı Furi geliyor değerli izleyenler. Burak Averbak'la piste çıktı 27 Ocak pazar sabahı ve 800'ü 50.7, son 400'ü 24'lük bir derece gerçekleştirdi. 6 numaraya kayıtlı Furi. Günün beşinci koşusuna geçiyoruz ve ilk olarak görüntülerimize bir numaraya kayıtlı Impulsive isimli safkan geliyor. Bir numaralı Impulsive 26 Ocak Cumartesi sabahı 1200'ü 1.15 buçuk, 1000'i 2.3, son 400'ü 24.6'lık bir galop yaptı. Son koşusunda sonlardaki etkili sprintiyle üçüncü olmuştu Impulsive. 2 numaralı Crash ekranlarımıza geliyor. 27 Ocak sabahı Selçuk Akbulat'la piste çıkan Musafkan Bini 1.6, son 400'ü 23.6'lık bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını tamamladı. Bir süredir start almayan 3 numaralı May Bilyoner, 400 metrelik kısa düzlük ile son çalışmasını tamamladı. 28 Ocak pazartesi sabahı Mevlüt Kurt'la 400'ü 25.3 oldu. 4 numaralı Uludaz ekranlarımıza geliyor. 600'ü 37.7 son 400'ü 24.7'lik galobuyla Orhan Demirkıran idaresinde 28 Ocak Pazartesi sabahı son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Uludaz. 5 numaralı Pendragon yine günün en iyi derecelerinden birini sergiledi. 28 Ocak Pazartesi sabahı Sefer Demir'le 600'ü 33.8 son 400'ü 22 oldu 5 numaralı Pendragon'ın. 6 numaralı Run and Win iç pistte 28 Ocak pazartesi sabahı Ömer Ceviz idaresinde bu yarış için yaptığı 850 son 400'ü 25'lik bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını tamamladı. 6. ve son koşuya geçiyoruz sevgili yarışseverler. Bu koşuda görüntülerimize bir numaraya kayıtlı Gök Kale isimli safkan geliyor. Bir numaralı Gökkale 24 Ocak sabahı aprantisisi Mehmet Kaya idaresinde 109,5 son 400'ü 27'lik bir galop yaptı ve son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Sinanlı 27 Ocak pazar sabahı Volkan Yüksel ile iç pistte 1000 metrelik bir galop yaptı tek başına. 1011,5 son 400'ü ise 29,5 oldu. 5 numaralı Umutlu arka arkaya kazandığı yarışlarının ardından 25 Ocak sabahı 856 son 400'ü 27,5'luk bir galop yaptığı Start alacağı jokeyi İlker Soyat idaresinde. 8 numaralı son emir ekranlarımıza geliyor. 26 Ocak sabahı iç pistte Mehmet Demir'le piste çıkan bu safkan 800'ü 55 son 400'ü 27'lik bir derece gerçekleştirdi. 9 numaralı Acar Türk 27 Ocak Pazar sabahı 1200 metrelik bir galop yaptı. Bu galopun son 200 metresi ekranlarınıza geliyor. 1200'ü 1.28.6, 1000'i 14.2, son 400'ü 31.8 oldu. Yavuz Alan'la çalıştı Acar Türk. Sevgili yarış severler 30 Ocak Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 9. yarış gününde 6 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve saat 18.30'da 1. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak. Gündüz Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda ise sezonun 9. yarış gününde yine 6 koşulu bir program olacak ve saat 15'te 1. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak Bursa yarışlarında. Sevgili yarış severler 30 Ocak çarşamba günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getirdik ve böylelikle İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarış severlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.